Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Düşünün ki 1 milyar yıl daha ömrümüz var. Peki o zaman acaba neler olurdu, neler görürdük, neler yaşardık? Gelin bir bakalım. Yıl 10.000, saf insan ırkı ortaya çıktı. Öncelikle üzerinden bu kadar yıl geçince hangi ırktan geldiğimiz, nereden geldiğimiz gibi şeyler artık anlamsızlaşacak. İşte siyahi ırklar, çekik gözlü Japonlar falan filan, bunların hepsi homojenleşecek ve ortaya ortak bir insan modeli çıkacak. Geldik yıl 20.000'e, modern diller tarih oldu. Yıllar yanı başımızdan geçip giderken sepetini de dolduracak arkadaşlar ve o sepetin içerisine şu anda kullandığımız modern dillerin pek çoğu da dahil olacak. Yani ortadan kalkacak. Bu ne demek? Evrensel ortak bir lisanın geliştirilmesi söz konusu olacak. Eğer bilimin tahmini doğru çıkarsa bundan bir 20.000 yıl sonra şu anda konuşulan dillerden sadece %1'ine belki rast geleceksiniz, belki gelmeyeceksiniz bile. Yıl 50.000, dünyamız yeniden buzul çağında. Bundan bir 50.000 yıl sonra bizim bu zamanlarda küresel ısınmayı durdurmak için ne yaptığımız o zamanki insanlar için önemli bir şey olacak. Çünkü biz artık tarih olmuş olacağız. Mesele de tam olarak burada başlıyor arkadaşlar. Günümüzde biz küresel ısınmayı durdurmak için çok az çaba sarf ettiğimizden bundan bir 50.000 yıl sonrasında nur topu gibi bir buzul çağı bırakıyoruz. Ama şöyle bir durum var, artık geçireceğimiz her gün bir saniye daha uzun olacak. Yani bir senede 6 gün daha fazla yaşayacağız. Yıl oldu 100.000, sana geliyoruz, kızıl gezegen bekle bizi. Yeni gezegenimiz artık Mars. Geçen yıllarda boş durmadık, çalıştık, çabaladık ve artık Mars'ımıza kavuştuk. Orada kolonileştik bile. Artık orada yaşayabiliriz fakat dünya manzaralı araziler biraz pahalı olacaktır. Çünkü insan her yerde insandır. Yıl 500.000, bilim kurgu filmleri muradına erdi. Dünyamıza kocaman bir göktaşı çarpıyor. Göktaşının çapını hemen söyleyeyim, 1 kilometre arkadaşlar. Dinozorların başına gelmiş olan bizim de başımıza gelecek. Artık dünyamız yaşanmak için eskisi gibi bir yer değil. Zaten bu göktaşının akabinde canlı hayatın pek çoğu da yok olacak. Yıl oldu 950.000. Peki dünyaya ne oldu? Her işte bir hayır vardır demek isterdim. Fakat göktaşının çarpmasının ardından dünyamızdaki yaşam alanları neredeyse tamamen yok oldu. Dünyamız 950.000. yılında artık eski dünya değil. Yıl oldu 1 milyon, sadece 3.000 kişi kaldık. Bu hale düşmemizin sorumlusu volkanik faaliyetler. Yani doğa bizimle bir oyun oynuyor. Oyunun adı da köşe kapmaca. Yani volkanik faaliyetler başlıyor. Hava ve çevre tahrip oluyor. Hava solunamaz hale geliyor. Biz kaçıyoruz. Tabi bunlar olurken bir kısmımız Mars'a yollanıyor. Dünyada kalanların başı büyük belada. Yıl 2 milyon, insan çabuk alışır. Başka gezegenleri mekan eyledik. Arkadaşlar affedersiniz, dünyayı yedik bitirdik. Elde avuçta bir şey kalmadı. Bu arada da boş durmadık, bir yandan teknolojimizi geliştirdik. Artık başka gezegenlere seyahat edebiliyoruz. Artık resmen uzaylıyız, gözümüz aydın. Hatta bir şey daha düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Hani Afrika'dakiler siyahi, bizler daha açık tenliyiz ya. 1 milyonuncu yılda artık bu farklar gezegenler arası olacak. Yani mesela adam masmavi çıkabilir karşımıza, o gezegenin koşullarına bağlı. Yıl oldu 10 milyon, kıtalar artık şiddetli depremlerle birbirinden ayrışıyor. Afrika'nın doğusundan başlayan kıtasal hareketliliğin son şeklini kazandığı bu yılımızda artık dünya üzerinde insan diye bir şey yok. Dünyamızın yeni hali hayırlı olsun, artık börtü böcek takılırlar. 50 milyonuncu yıla geldik, tehditler peşimizde çünkü yeni gezegenimiz Mars büyük bir tehdit altında. Öncelikle şunu bir söyleyeyim, Afrika kıtası bildiğiniz Avrupa kıtasının üstüne yerleşti. Bundan gari artık Avrupa'nın en büyük dağı Everest değil, ondan kat kat daha yüksekleri var. Yeni evimiz Mars'ın da uydusu olan Phobos göktaşlarıyla mücadele etmekle meşgul, ortalık çok karışık. 100 milyonuncu yıl dünyamıza yeniden göktaşı çarptı. Bu seferki gelen göktaşı dinozorlara gelenle benzerlikler taşıyor arkadaşlar. Zaten dünyamıza çarptıktan sonra yeniden ufak ufak yeşermeye çalışan canlı hayatta tekrar son buluyor. Yıl oldu 240 milyon. Ne mi oldu? Dünyamız bugünkü konumuna geri geldi. Yani yanlış anlamayın, bu haline demiyorum. Sadece Samanyolu'nun etrafındaki bir turunu anca tamamladı. Fakat canlı hayat için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Keza Pangea ana karasının oluşması için daha 10 milyon yıl var. Yıl 600, bilemediniz 800 milyon. Dünyamız kurumuş mandalina kıvamına geldi. Dünyamızın üzerindeki canlı hayatın %99'u sona erdi. Bunun nedeni de arkadaşlar güneşten kaynaklı yaşanan gama patlamaları. Bu da bizim yüzümüzden, biz ne yaptık falan filan diyebilirsiniz. Ben size bir anlatayım. Ozon tabakasını tamamen yok ettik. Güneş artık tepemizde bizi kavuruyor. Yani güneşten gelen ışınlar ne atmosfer görüyor ne de başka bir filtre. 800 milyonuncu yıllara geldiğimizde atmosferimiz artık tamamen yok oluyor. Yani bu şu demek, dünyada küçük bir karınca bile yaşayamaz.
Yıl oldu 1 milyar, güneş artık %10 daha büyük. Şimdi %10 deyince böyle küçümsemeyin, hemen bu sandığınız gibi bir şey değil. Sonuçlarından bir tanesi şu mesela. Dünya üzerindeki en düşük sıcaklık artık 47 derece. Sağda solda ufak tefek su birikintileri var. Böyle küçük küçük göller var. Onlar da canlı hayatın yeniden başlaması için küçücük bir umut vaat ediyor. Şey dediğinizi duyar gibiyim. İnsanlık ne yapıyor? Oho, biz çoktan o aşamaları geçtik. Artık gezegenler arası seyahat ediyoruz. Hatta o gezegende takılıyoruz. Orada sıkılınca öteki gezegende takılıyoruz. Keyfimiz yerinde. Artık videomuz da bitti. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kafanızda takılan herhangi bir şey yorum bölümünden bize sormayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu da paylaşabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hemen yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.